Herkese merhabalar. Ben Ufuk Ongun. Size İzmir Oto Ekspertiz'den sesleniyorum. Geçen hafta sözünü vermiştik. İzmir'de Facebook ve sosyal medyada, Instagram'da birçok üyesi bulunan İzmir'de Çevirme Radar grubundaki üyelerin sorularına dair cevaplar vereceğimiz şeklinde bir sözümüz vardı. Bununla alakalı bize en çok sorulan soruları cevaplamaya çalışacağız. Birincisi, ekspertiz raporlarının neden anlık olduğu, neden 24 saat geçerli olduğu yönündeydi. Yani arabaya garanti verilmiyor mu, işin arkasında durulmuyor mu şeklinde bir bakış açısı vardı. Aslında yanlış bir bakış açısı değil. Ben de alıcı olarak kendimi sizin yerinize koyduğumda, bir ekspert olarak konuşmadığımda, evet, yani benim de elime aldığım raporda ekspertiz raporunun anlık yazması bende de bir o firmaya karşı güven intibasını sarsıyor işin doğrusu. Ki bu sizin açınızdan baktığında böyle, ama bizim de açımızdan baktığımızda, ekspertiz açısından baktığımızda bunun çok farklı ve haklı sebepleri var. Bunu 25 bin arabanın üzerinde araca bakmış ve 5 yıldır bu sektörde olan birisi olarak konuşuyorum. Neler yaşadığımızı tabii ki biz biliyoruz. Birkaç kısmını size anlatmaya çalışacağım. Bizim de raporlarımızda, ben bunu saklamıyorum, bizim de raporumuzun bir kısmında, alt kısmında ekspertiz raporu anlıktır ibaresi yazar. Ama önemli olan bunun neden yazdığı ve yarın öbür gün bir mağduriyet doğduğunda bununla alakalı ne şekilde firmanın tavır takındığı çok daha önemli. Yazmasına gelince bunun sebebi nedir derseniz, birincisi bizim yaptığımız ekspertiz işi ve ekspertiz işi yaparken kullandığımız bütün makineler değer ölçümlere göre hareket eder. Yani teknik olarak bir ölçüm değeri verir. Örneğin arabayı diyelim 40 derece sıcakta ölçtünüz. Temmuz ayında araba ölçüldü. 90 bin kilometrede bir arabaydı. O gün ölçtüğünüzde size 88 beygir güç verdi. Aradan 4 ay geçti. 90 bin kilometredeki araba 94 bin kilometre oldu. Eylül ayı hava 25 derece. Araba için daha ideal bir sıcaklık. Halbuki 4-5 bin kilometre fazla yapmış olmasına rağmen araba eğer sağlıklıysa hala 2 ay önce kilometresi düşükken 88 beygir veren araba 92 beygir verebiliyor. Hava farkından, iklim farkından ötürü. İşte o zaman ya usta, işin esprisi oluyor. Arabayı hem bindik hem kullandık, eskittik, nasıl kalkıyor 4-5 beygir fazla veriyor şeklinde. Bu işte ekspertiz raporlarındaki anlık ölçüm değerlerindeki farklılıktan ötürü. Trenler gibi basit örneklerin dışarısında bazen mekanikte de sorunlar yaşanabiliyor anlık olarak. Bu nedir? Örneğin araç ekspertize girdi. O an için denildi ki arabanın turbosunda bir yağlanma var. Mesela nedir? Örnek verelim. Bir 2008 model 250 bin kilometredeki bir Volkswagen Passat 2.0 dizel 140 beygirlik bir araçtan bahsedelim. Bu arabanın turbosunda yağlanma var. Bunun bakıma ihtiyacı var. Turbosunun revizyon görmesi gerekti denildi. Turbo ile ilgili sıkıntı size söylendi. Ama o sıkıntı ne kadardır var? Ne kadar kilometre o sıkıntı üzerinde kullanıldı araba? Bunu bilme şansımız yok. Siz onu gösterdiniz. Bazen tamirci bile sadece turbosunu onarsa yetebilir diyebilir. Ama bazen arıza çok fazla ilerlediyse o arabadaki turbo sorunu motora bile yansıyabiliyor. Dolayısıyla bir gün sonra, iki gün sonra o arabanın aniden turbosunu kesmesinden ötürü, turbonun zarar görmesinden ötürü, sürekli motora yağ basmasından ötürü motorda bile çok ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. Bu tip durumlarda ötürü ekspertiz raporlarının anlık olarak geçmesi zorunda.